seçmeli sınavlarda başarılı olmak için önerilerim olacak arkadaşlar. Hemen önerilere başlayalım arkadaşlar. Birinci önerim, soruyu oku ve seçeneklere bakmadan cevaplamaya çalış. Verdiğin cevap seçeneklerden biri ise o zaman muhtemelen doğru cevabı bulmuşsunuzdur. Çünkü insanın aklına ilk gelen genelde doğru cevaptır arkadaşlar. Onun için soruyu okuyup seçeneklere bakmadan cevap vermeye çalışmalısın. İkinci önerim, hemen cevaplayamadığın soruları atla ve son soruyu bitirdikten sonra geri dön. Buna turlama tekniği deniliyor arkadaşlar. Boş bıraktığın soruya sana özgü işaret koy. Geri döndüğünde rahat görebileceğin şekilde sana özgü bir işaret olsun. Arkadaşlar bu turlama tekniğini uyguladığınızda sınavı yetiştirememe durumları olmaz. Bu nedenle takıldığınız soruyu hemen geçmeli, sonradan tekrar dönmelisiniz. Soruyla inatlaşmamalısınız. Çünkü ileride çözebileceğiniz daha kolay soruyu göremeden sınav süresi dolabilir. Bu nedenle turlama tekniğini kesinlikle kullanmalısınız arkadaşlar. Üçüncü önerim, bütün cevap seçeneklerini dikkatle oku. Arkadaşlar genellikle iki seçeneğin içinde benzer kelimeler olur ve neredeyse aynı cevapmış gibi görünürler. Bu nedenle bütün seçenekleri okumalısınız. Sorunun kökünü yanlış okuduysanız veya sizden istenileni yanlış anladıysanız bile bütün seçenekleri okuduğunuzda hata yaptığınızı anlayabilir ve soru köküne tekrar dönebilirsiniz. Bu nedenle soru kökünü dikkatlice oku ve bütün seçenekleri okumalısınız arkadaşlar. Dördüncü önerim, çeldiricilere karşı dikkatli ol. Çeldiricilerin amacı senin düşünmeni sağlamaktır arkadaşlar. Çeldirici olarak kullanılan bazı kelimeler, herkes, hepsi, hiç kimse, hiçbiri kelimeler olan şıklar genelde çeldiricidir arkadaşlar. Bu kelimelere dikkat edelim. Çok muğlak ya da genel görünen seçenekleri dikkate alma. Doğru cevaplar genellikle içinde özel ve ayrıntılı bilgi olan cümlelerdir arkadaşlar. Buraya dikkat, ayrıntılı ve özel bilgi. Diğer seçeneklerden daha uzun ve daha düzgün ifade edilmiş de olabilirler. Doğru cevaplar genelde daha düzgün ifade edilir arkadaşlar. Oraya da dikkat etmenizi istiyorum. Altıncı önerim arkadaşlar, çılgınca ya da tuhaf gelen seçenekler genellikle yanlış cevaplardır. Bu tip cevaplardan uzak durun arkadaşlar. Bunlar genellikle cevap olmaz. Yedinci önerim arkadaşlar, senin soru hakkında düşüncen değil, sorunun senden ne istediği önemlidir. Öğrenci şıklarda kendince doğru olanı bulup işaretliyor. Oysa ki soruyu dikkatlice okuyup sorunun senden ne istediğine odaklanmalısın. Senin kafanda kurguladığına değil, senden istenilene odaklanarak soruyu çözmelisin. Yoksa sürekli hata yaparsın. Buraya dikkat etmeni istiyorum. Arkadaşlar 8. ve son öğrenim. Şıkları elemeliyiz arkadaşlar. Eleme tekniğiyle bazı öncülleri bilmeden dahi doğru cevaba ulaşabiliriz. Örneğin ikinci öncülün kesin yanlış olduğunu bildiğimizde şıklarda iki olanı eleyip doğru cevaba ulaşabiliriz. Burada 1 ve 3'ü bilmeden dahi ikinci öncülün kesin yanlış olduğunu düşündüğümüzde şıkları eleyip doğru cevaba ulaşma imkanımız vardır. Muhakkak şıkları eleme tekniğini kullanalım arkadaşlar. Bugün sizlerle çoktan seçmeli sorularla öneriler videomuzla beraberdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.